بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Senin sağınla alakalı bir ders. Bakayım ilginizi çekecek mi? Lemalar 281. Semavat memleketi payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde semavat, ya daha bizim bu bildiğimiz galaksiler, gördüğümüz semai dünya, dünya seması daha. Yani şöyle bir ufak bir seyahat edersek, dünyamız güneş sistemi içinde bizim Samanyolu galaksisi içerisinde güneş sistemi hiç gözükmüyor. O kadar ufak. Dünyamız değil, güneş de değil, güneş sistemi. Sistemi hiç gözükmüyor, o kadar ufak. Kaç tane dediniz? İlmin söylediğine göre, birinci semai dünyada 200 milyar galaksi var. Her bir galakside 200 milyar yıldız var. En küçüğü de dünyamızdan büyük. Bunu Fen'i söyledi ama hududa vardım diyemiyor. 200 milyar galaksi var. Bizim galaksinin içinde güneş sistemi gözükmüyor. Tamam. Şimdi böyle seba semavat, 7 tane sema var. Semai dünya var. 7 tane dünya var. Dünyamızla beraber. 6 tane de bizim dünyamız gibi dünya vardır. Şimdi onlar bizden çok uzak diyor. Ve 7 kat böyle, daha bu bitmeyen, ucu bucağı olmayan semai dünyanın bir katı daha, bir katı da 7 var. Ondan sonra onlar üstünde cennet var. Alem-i Gayb var, Alem-i Ervah var. Üstüne derken mekan vermeyeceğiz, göreceğiz. Diyor ki burada, önemli de onun için girdim. Şu dünyada oraya nispeten hiçbir yeri yok iken, Arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonlar olduğu gibi. Şimdi, buradaki insanlar, oradaki alemlerle alakadar. Alem-i Erdoğan'la alakadarız. Alem-i Misal'la alakadarız. Alem-i Ahiret'le alakadarız. Lef-i Mahfuz'la alakadar olmadığımız hiçbir yer yok. Hayat bahsini diyor ki, insanlık seni kainatla alakadar etmiş. Yani dünyada da öyle değil mi? İnsanı çekip çıkarırsan petrolün ne manası var? Değil mi? Altının ve gülün, yani güzelliğinin ne manası var? Oküz için gül hiçbir mana ifade etmiyor. Hiçbir değeri yok. Oküz böyle bakıp da gülüyor. Allah Allah ya, şu harikaya bakıyor. Değil mi? Oküz olduğu için demez yani. Oküz. İnsanı alakadar etmiş. Allah ile alakadar insan. Böyle. Hadis-i Kutsi bahsedeceğim size. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, herkesin bir sırrı var. Benim de sırrım var. Sırrımdan sırrımı verdim. Böylelikle kendimi ayan ettim. Ben, insan benim sırrımdır, ben de insanım, diyor Cenab-ı Hak. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım, diyor. Şimdi böyle bir varlığa sahip, böyle bir insan ne yapıyor buralarda? Dünyayla alakadar oluyoruz. Birbirimizle alakadar oluyoruz. Telefonlarla, efendim, iletişim aletleriyle alakadar oluyoruz. Arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonlar olduğu gibi, semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Şimdi kulak değil mi? Bir telefonu var yani. Dilin
tat bir telefondur, bir bağdır. Dilin, telefonu nedir eşyayla bağlantısı? Ha, bunun da koku. Kalbin de bir bağı var. O alemlerin santralı burada. Mesela 29. sözden söyleyeceğim, işaret edeceğiz da. Diyor ki, uygulayın. Kim o? Ben falanca. Geldi, misafir. Başka bir zaman, doktor, bak. Kim o? Falanca. Gene misafir, o. Bir de demez misin arkadaş, bir de sen gel. Dersin değil mi? Hakkında. İşte diyor, insan kalben o alemlerle meşgul ola ola, bağ kura kura, o alemler de sana, kim o? Alim Yerva, iade-i ziyarete geldim diyor. Görmek ister misiniz? Aynı böyle diyor. Abdurrahman evet. Kafası sağladığına göre gösterelim ki, o alemlerden de iade-i ziyarete geliyorlarmış orada. Sayfa 506 sözler. İşaretül İcaz 178. Büyük Mesnevi Nuriye Badıllı abinin 260. sayfada diyor ki insan aklıyla avalim-i ulviyede ve uhreviyede ve cismaniyede gezer. Yani o zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna, ruh aynasına misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Geliyorlar. İrtisam ve temessül. Ona girersek konumuz değişir. Böyle yanlış şöyle diyeyim. İrtisam, resimlenme lügat olarak almayın. Şu ayna kabul edin. Tamam. Burada senin suretin var. Suretin var. Başka bir özelliğin yok burada. Bu güneş olsa, ayna ayar vursa, bu bir şey anlatmak için söylüyorum, ustadır misali. Şu ayna, şu güneş olsa, benim aynada gözüktüğüm gibi gözükmez güneş. Güneşin hassaları var, özelliği burada var. Isısı var, ışığı var, yedi rengi var. Aynayı böyle tutarsan yansıtır şurayı. Ama ben böyle yaparsam ayna beni yansıtamaz. Çünkü nur değil, suretim var. Yani nuranilerin akisleri, nuranilerin aynısı gibidirler. Ne aynıdır ne gayrıdır. Dolayısıyla aynı kalbe, nurani alemlerden gelenler insanı bloke ediyor, suret gibi değildir. Ne aynıdır ne gayr. Aynadaki güneş gibi. Güneşin hasiyetine sahip kendi kabiliyeti miktarınca. Şimdi şu kendini basit zannetme demek için anlatıyorum. Hani var ya bir şiir neydi o? Kendini şey yapma sen Nusay-i Alemsin sen bir şair. Kim nasıl bunu ezber bilen var mı? Nusay-i Alemsin sen Camil Ekbersin sen böyle bir şiir var. Adam bunu tefekkür etmiş yani. Hazreti İmam Ali de söylüyor zaten. Demek ki bu alem kalp gibi o alemleri santralı topluyor. İlk önce dünyadan gidiyor. Bütün alemleri, o yedi kat semaları, dünyaların kalbi dünyamız. Arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonlar olduğu gibi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi melekutu tazammül ettiğinden her cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiş. Yani burada ne görüyorsunuz? Bir şey görüyor musunuz? Ama bin bir alem, sonsuz alem var burada. Sizin en azından aklen bildiğinizi sayayım. Ne kadar radyo dalgaları var? Var mı? Var. Şu anda çalmıyor ama aletimiz yok. Televizyon dalgaları var mı? Var. Fax'tan var. Ondan sonra ısı var, ışık var, sesler var. Bir sürü haletler dalgalanıyor. Koku var, koku köpekler sahipleri kokuları var.
Aynen bunun gibi de arkadaşlar, burada cennet de var, cehennem de var, arş da var, kürs de var. Hepsi var, hepsi her yerde var. Kendine has yapı itibariyle var. Yani yaprak çekirdekte var mı yok mu? Ama çekirdeğin içine yarıp da yaprağı bulamayız. Oraya uygun. Yaprak çekirdekte nasılsa cennet de burada öyledir. Açılırsa, şuradan açılırsa seyredersin. Zaten gelecek. Mesela diyelim ki hiçbirimizde burun özelliği yok, koku. Birinizde açılsa ne yapar o? Arkadaşlar, müthiş gül kokuyor. Bahar kokusu var. Ama hiçbirimizde bu açılmamış. Ne deriz? Koku. Kim görmüş? Kim gidip de görmüş? Koku var. La bende yok. Burada da yok. Olsa olur diye. Uyduruyorsun. Sen psikoloji hastasın. Ama şimdi koku yok arkadaşlar. Aman yapma ya. Adama bak ya, koku yokmuş. Artan o koku istilermiş. Yani ne oldu şimdi? Eğer hepimize açılsa, birimize açılan bir şeydi. Sen de seyretsene canım. Normal. Onun için duygular da öyledir. Unutmayın. Kalp duyguları da öyledir. Başka bir örnek vereyim. Sana rüyada açılan pencere bana aynısı açılıyor mu? Seninkisi bana açılıyor mu? Benimkisi de sana açılmıyor. İnkar edebilir misin? Mesela Allah kahretsin, bu akşam bir rüya gördüm. Ne rüyası ya? Nereden çıkarttım böyle bir şey ya? Böyle ne demek ya? Ya ben kendimi gördüm. Kim? Ben. Kimi gördüm? Beni. Gören ben, görülen ben. Kim inanırdı? Ama o oluyormuş ya. Yani. Alem-i ervahı, alem-i melekutu tazamun ettiğinden şu dünya içine alem-i ervahı, alem-i melekutu arz memleketi tazamun ettiğinden bir cihette perde altında, perde işte bunlar perde, alem-i şehadeti ihata etmiş onlar. Alem-i melekut, alem-i ervah. Hem alem-i bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi atsız uzaklığıyla beraber, ne kadar uzak. Yine o daire-i tasarrufatı perde-i şehadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış, yayılmış. Her tarafta cennet. Onun için Geylani talebelerini okuttuktan sonra şurası gözükmezmiş. Şöyle elini uzatırmış ama el bundan sonra yok. Meyve koparmış, vermiş böyle. Talebelerini bir de havada dolaşarak vermiş. Allah sana demiş. Buna yukarıdan o da alır mı böyle. Talebe tık tık tık. Bazen de bir elini uzatıyormuş. Herkese farklı. Herkese sanki farklı parmak gibi. Hekimoğlu İsmail abi anlatıyor. Hatırasını naklediyorum. Bediüzzaman Hazretleri'ne gitmişler ziyarete. Hekimoğlu sağ. Sağ, sorabilirsiniz. Aynen öyle diyor. 5 tane az subaydık diyor. Bediüzzaman Hazretleri'ne ziyaret ettik. Buna böyle bir şey diyor, 4'ü duymuyor. Buna böyle bir şey diyor, 4'ü duymuyor. Herkese farklı söylüyor, hiç diğerlerinle alakası olmadığından duymuyorlar. Bana böyle dedi diyor, bana da böyle dedi diyor. Birisine denileni diğeri duymamış. Çünkü hususi koridoru kullanmış. Hat. Özel hat. Girmiş onun içine. Hata girmek o kadar zor değil. Hazreti Ali diyor ki, dedi Allah, cennete gitmek zor değildir. Dünyanın cennet yapabiliyor musun? Hatta girmiş kardeşim, koridoruna girmiş. Bir bakmışsın Allah Allah. Dosyasını bilgisayarda. Girmiş şeyine, sitesine. Kırmıyor. Kanalını kırıyor, giriyor. Bunlar da her kır kardeş. Bunlar da kır. Ama Müslüman diyor kır. Kırdı girdi. Diyor ki sen diyor, Seyitsin diyor. Ama bilmiyordum. Bunun temeli Allah Resulü'nün Kayın filminden şey yapıyor. Bir gün çölde Hazreti Ali ile radıyallahu anh seyahat ederken güneşten üzerini kapatmışlar, birkaç tane insan yatıyormuş.
kaç tane olduğunu bilmiyorum. Yalnız ayakları açık. Ustad diyor ki mesela alın, el, ayak kaderden devalardır, kader çizgileridir. Sağ taraf ruh tarafı, sol taraf biyolojikten haber veriyor bu mağara. Allah Resulü diyor ki sırf ayaklarını görelim. Şu şudur, şunu şu, şu diyor, şunun oğludur, şu şu şudur, şu da şunun şesidir, şu da şunun şesidir. Bu da budur, bu da budur, hepsini saydı. Hazreti Ali Radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah vahiy mi? Hayır. Ha o zaman bana öğret diyor. Kayı filmi çıkmış. Hem harflerin sıfatında mana çıkarmış, hem şeyden oradan geliyor. Onun için o şifreyi kırmak, müsbet her kırlar da bunlar. Tak diye giriyor, şu şudur diyor, şu şudur, dosyasına girmiş anamızda ya. Mazesin ciddi o sayfanın alapsa ya. Bir de bunda nurani olduğu için müdahale var. Direkt. Mesela Celal abi birisine ağzına mermi yedirmiş. Tabancayı buraya dayamış. Arkadan çıkmış. Allah'ıma, eğer söylese kim sana yaptı diye nurcular çok perişan olacak yani. Böyle silah şey yaptı diye. Ustadın ve külliyatın aleyhinde çok sert bulunuyormuş. Celal abi dayanamış demek bir tane çocuk ya. Gitti tabancayı ağzına dayadı. Daha diyeceğim lan demiş böyle çekivermiş. Tabi mermi girmiş buradan çıkmış. Usta bunun eğer bu konuşursa cemaat çok sorun çalışacak. Her kır gibi girmiş içine. Tak diye kilitlemiş. Ne kadar zorladılarsa konuşamamış. Kim yaptığını dememiş. Diyememiş yani. Böyle kalmış. Çünkü yok, beyinde siliniyor. Yani konuşma özelliği mi gitmiş, o sadece olay mı? O olayı hatırlayamıyor. Kim yaptığını hatırlayamıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cüzelerinde de var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyorlar diye sürekli. O Müslüman olmadan önce. Onun gibi bir iş süren peygamberimizi görüyor. Geliyor Kureyş'e haber verecek, şehre iniyor. Tamam, iniyor çoban. Hiçbir şey hatırlamıyor. Oysa onu haber vermeye gelmiş. Ne kadar da zorlamışsa hatırlayamıyor. Çıkıyor şehri, hatırlıyor. Tekrar heyecanlanıp geri geliyor. Tekrar siliniyor. Girmiş şifreye. Evet, konuşamıyor. Yok. Beynine bir bakıyor, kimse yok. Kimse yok mu? Bomboş. Boş bomboş. Ya her kır. Ya tuhaf şeyler oluyor da anlıyor musun? Bizim Bela bir korkma, benim öyle zelezim olsa var ya çok girerdim yani. Çok dosyaları yakardım. İlanı da girmiş ama başka dosyaya girmiş, başka bir kanalla, başka her kır galiba. Alim-i Melekut'a geçmiş, alim-i mane kendi gençliğindeki günah bilmiyorum, günah değil de edebe uygun olmayan oturuşları, şunları, bunların gitmiş Settar ismini, mazar adını silmiş oraları. Oralara girmiş ya. Oralara girmiş, dosyaları siliyor. Bu mümkün, tamam mı? Hem alim-i bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi okuduk, he, uzanmış yaymış. Salih Hakim-i Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle, nasıl ki insanın başında, bak, hikmetiyle, kudretiyle, insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor. Bakın bu beyinde ne kadar duygular bağlar ama hepsi vücuda hükmediyor. Tek bir kafada ne kadar duygular var? Haddi var mı? Yok. Ama hepsi ayrı ayrı ayağına da hükmediyor, midesine de hükmediyor. Hayalini çalıştırırsan bir yemek. Ulan ne iyi yemekti ya, şöyleydi böyle, imam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yendi falan. Yani şöyle mide kalkıyor bakın, sulanıyor mide. Ondan sonra açlık duygusu ötekisi şey yapıyor, ihtiyaç duygusu müdahale ediyor. Yani bu tek ceset olduğu halde ne yapıyor? Farklı farklı duygular müdahale edebiliyor cesede. Ve daire-i tasarrufatına alabiliyor. Mesela bir şehvet duygusu, adam bütün duygularını, bütün o ulvi duygularını, vefa duygularını, ne bileyim bütün hassalarını blok edebiliyor. Gadab duygusu blok edebiliyor. Bak ne diyor? Daire-i tasarrufuna alabiliyor. Vücudunu ona göre çalıştırmıyor. Bütün organ, bütün şey hiddetecik çalışıyor bakın. Kontrol edemezsen, o seni kontrol ediyor. Duygularına hükmedemeyenler, duyguları ona hükmedenler, edilenlerdir.
Sen duygularına hükmedemiyorsan o durmaz. O zaman sana hükmediyordu ondan. Sizinle alakalı bir şey söyleyeyim, öğrettiğiniz için. Burada bir dosya var, açmışım bilgisayarda. Birkaç tane, iki tane sildim, onun açık olduğunu bilmiyorum. Dosyayı tıklıyorum, sil, silmiyor. Diyor ki, haberin yok diyor, bir dosya açık, onu da kapat diyor. Açık, silmiyor. Dosya açık. Öyle de insan ekber olan kainatta, küçük kainatta böyleyse, büyük insan olan kainattan mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Birbiri içinde, girift. Ama çok ilginçtir ki sırdır bu. Aynı kafada birbirine zıt duygular aynı yerde olmakla beraber birbirinin hükmünü cehletmiyor. Sıfırlamıyor. Mesela artı bir sıcaklık olsa burada, eksi bir soğukluk olsa bu ortamdaki ısı ne kadardır? Sıfır olur. Sıfır olur. Ama burada böyle değil işte. Sır burada. Artı bir sıcaklık duruyor. Eksi bir sıcaklık, soğukluk da duruyor. İkisi de hükmediyor. Aynı yerde fakat sıfır olmuyor. Duygular böyle. Misal vereyim. Merhamet duygusuyla gadab duygusu bizde yok mu? Bak birbirine zıt. Şefkat duygusuyla şehvet duygusu yok mu bizde? Niye yakınına, evladına, yakınına şehvetin olmuyor? Çünkü şefkat var. Şefkat şehveti örter. Eskişehir hapishanesinde, hapishaneden lise mektebine bakarak bahçesindeki kızların oynamalarına ustad ağlıyor. Biz de baksaydık şehvetimiz artardı. Fark niçin o ağlıyor da bizde böyle oluyor? Çünkü ona hükmeden şefkattır. Mesleğimizin bir esası da şefkattır diyor. Ad, fark, şefkat, tefekkür. Şefkat hissi insanda hakim olur, hükmederse Allah Resulü'nün ifadesiyle baktığın kız, zina yapacağın kız senin kızına yapsalar nasıl olurdu diyor. Bir sahabe geliyor ya malum. Ya Resulallah böyle bir şey yapmak istiyorum ne diyorsun diye. Allah Resulü haramdır demiyor diye. Zaten o hüküm gelmemişti. Ne bak nasıl terbiye ile men ediyor. Ya filani zina yapacağım, beraber olacağım bir kız. Birisinin kızıdır veya karısıdır veya nasıldır, yakınıdır. Peki senin karın kızına da böyle yapılsa ister misin? İster peki. O zaman hemen karşısına onun o olayın karşısına kendi yakınını koyuyor. Yakınını koymakla şunu yapıyor. Yabancı bir kız bunun şehvetini uyandırdığı gibi mahrem olan bir kızı, kendi kızı ve annesini koyuyor. Hemen o şehvet duygusunu bloke ediyor bununla. Bununla burayı bloke ediyor. Bununla bunları bloke edince bundan sonra bunun nazarıyla buna bakınca şehvet olmuyor. Yani bununla uyandırılıyor. Peygamber Aleyhisselatü'nün bir metodu. Yani haramdır etme demiyor bakın. Sen beraber olacağın kız diyor, kadın, birisinin kızı, birisinin dişesi, bir şey. Tamam, tamam. Koydun. Ha bu böyle olduğundan bu model seni böyle tetikledi. Sen de bazı şeyler çıkarttı, bu çıkartır, bu normal. Şimdi buna diyor ki kapat şimdi diyor. Şimdi bunun karşısına koyalım. Senin beraber olmak istediğin bir kız kardeşin, annen, bacın, bir başkası olsa ne yaparsın? Tövbe estağfurullah. Ha, o da bir başkasının kızı. Dolayısıyla bu modelin karşısına koyarak bu modelin karşılığını oynatıyor. Cep telefonda 3'e basarken, 3 böyleyken burada tuşta, telefon da zırr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 r
değil. Orada sinyaldır. Yani burada bu şekilken burada şefkattır. Öyle de insan ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Onlar da yani küçük kafada anladık. Bütün kainatta da böyledir. Onlarda ceyran eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o cüzler, o cüzi ve yakın yerlerde ve külli ve azametliler külli ve büyük makamlarda görülür. Mesela bazı ihtiyaçlarımız hemen yakındadır. Hemen
Mesela ekmektir, dolaptadır, sudur, bilmem ne, hemen karşılığını hemen buluyor. Ama bugün bir yerde ders yapıyorduk. Neresiydi? Sultanbeyli'nde miydi? Şimdi Peygamber Aleyhisselam Kur'an vasıtasıyla ne yapmış? İnsanların duygularını, hedefini göstermiş. Yani bak, Kur'an yok diyelim. Tamam, Kur'an yok, din yok. İnsanda Kur'an olmasa bile beka duygusu var mı yok mu? Var. Var, fıtratta var. Ebed duygusu var. Bir anda her yerde olmak var. Hiçbir erem olmak istemem. Yani duygular var, sonsuz. Hiçbirisinin de karşılığı dünyada yok. Şimdi insan bu dünyada yaşıyor. Ama bu duygularının karşılığı dünyada yok. Bir anda her yerde olmak istemez misin Murat? İstersin. Hiçbir keder istemezsin tabii. Yaşlanmak ister misin Murat? İstemezsin. Peki istemediğin duygu var ama buna rağmen oluyor. Demek ki duygunun karşılığı burada yok. Kur'an geliyor diyor ki bu duygun var ya diyor, ben de bunalım geçiriyorum. O zaman ben neyim diyorum, soruluyor. Ben bunalım geçirirken diyor ki bu beka duygusuna Kur'an diyor ki, onun için fıtridir Kur'an. Ey insan şu beka duygun var mı? Var Kur'an diyor. Bak bunun karşılığı burada değil, ahirettir diyor. Ondan sonra beni oraya bir bağlıyor. Of! Nefes alıyor. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Burada mümkün değil diyor. Bak cennet var diyor. Beni oraya bir bağlıyor. Duygu zaten hazırdı ama kompleydi böyle. Makara düşünün böyle. Bıraktığın zaman şeyler de öyle, süpürge makinelerinde şeyler var. Kablolarını bıraktığın zaman topluyor. Tanıdınız mı? Çekiyorsun kabloyu, takıyorsun. İşini bitirdikten sonra bırakıyorsun. Şimdi bizde beka duygusu var. İçeride. Kur'an alıyor onu, gidiyor fişe takıyor. Tırt, makine çalışmaya başlıyor. Of be! Kıyamet koparıyor. Emiyor yani. Yerleri, tozlar emiyor değil mi? Ama bağlamasa motor çalışmıyor. İşte Kur'an gelmedi. Bütün duygular dırt hep burada. Bağlanmamış. Kur'an bizi oraya bağlıyor. Ha diyor ki, bazı diyor, küçük arzularınızı hemen dırt buraya bağlamış. Mesela bu cemiyetler Allah Resulü'nün ifadesiyle maidedir, sofradır, semavi bir sofradır. Şu anda ruhumuz gıdalanıyor. Şu anda. Hemen karşılığı. Bu bizi ifade ediyor ki, bunun hakikati, bu çekirdektir, bunun hakikati açılımı ağacı darun ahirettir. Fakat bazen cüz'i ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenirse o hadisi işitilir. Mesela Zeytinburnu'nda küçük bir hadisi olsa, belki biz duyardık veya duymayız. Ama Türkiye'yi sağlayan bir hadise olsa bir yerde, her taraftan duyulur diyeyim, ciddiyetine binaen. Ve bazen de büyük tahşidat, düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Mesela, hadise-i Muhammed aleyhissalatü vesselam ve vahiy Kur'an, Kur'an'ın hadise-i kutsiyesi, umum semavat memleketinde, hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadisi olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan kocamız semavatın uçlarına nöbetdarlar dizilip yıldızlardan mancınıklar atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle vahiy Kur'an'ının derece-i haşmetini ve şaşayı saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece-i hakkaniyetin ilana bir işaret-i Rabbani olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Şimdi ne dedi? Şimdi hadise-i Muhammediye vahiy Kur'an'ı bütün kainatla alakadar ediyor. Çünkü bütün kainatın hakkaniyetini ifade ediyor. Ne olduğunu. Çünkü bütün kainatın hukuku elinde. Küçük Zeytinburnu'nda olan hadise gibi değil. Bütün Türkiye'yi, hatta dünyayı istila ediyor bir hadis olsa. Aynı bunun gibi hadise-i Muhammediye vahiy Kur'an'ı bütün kainatlarına kadar. Dolayısıyla o vahiy olurken ayet, Cebrail aleyhisselam, ha hocam, melekler, bütün melekler artık had hududu yok. Şu kadar diyeyim size. Ben eskide şöyle düşünüyordum. Yağmur tanesini bir melek indiriyor, tak tak indirdi. Ondan sonra bıraktı yere, tak tak koşuyor, ikinci indiriyor. Hayır, indirdi, işi bitti, o kadar. Allah'ın cunurunu düşünün.
Yani bir zevat böyle. Şimdi bir koridor yani hayalim tabii benim. Cebrail aleyhisselam inecek böyle, tamam, ayet-i kerime indiriyor. Nasıl bir şeyse, ayet-i kerime canlı ve ruhludur. Bu dolabınızdaki Kur'an değildir, musaftır, sayfalanmıştır. Yazı şekline dönüştürülmüştür, Kur'an'ı ifade ediyor. Ben sizi, sizle, cesedimle muhatap oluyorum. Cesedimle, ama beni mi gören yoktur. Beni göremezsiniz. Çünkü ben beni göremedim ki. Ha. Ceset, Kur'an'daki yazı, Kur'an'ın hakikati benim ruhu. Nasılsa. Yani Kur'an'ın o hakikati, yani ruhu yazıyla ifade ediliyor. Benim ruhum cesetle ifade edildiği gibi. İşte Cebrail aleyhisselam inerken canlı, ruhlu. Çünkü ruhumuzun ruhu olan ruhsuz olur mu Kur'an? Hayatımızın hayatı Kur'an'dır. Şimdi inerken bütün melekler nöbet tutuyorlarmış. Peygamberimize inerken. Bütün ama. Bütün erva habiseler, cinler, o handır, tandır, mandır, tandır, testir, o erva şeyler, ruhaniyete. Ondan sonra ehli olduğu için dönüyor ona. O şeyler genemesinde bir koridor oluyor. Koridor benim uydurum. Yoksa bütün alemi istila ediyor. İnerken hepsi nöbet tutuyor. Göreceğiz yani bunları. İstemez misin vay nasıl inerken? Üstü merak etmeyecek misin cennette? Cennette ne yapacağız? O sinemalar lazım abi. Ve sinema bir de şu ha. Duvara bakıp vay be öyle olmuş. Öyle değil. İçine giriyorsun, yaşıyorsun. Rüyada rüyayı gören, gördüm diyorsun. Oysa ne gördün? Yaşadın kardeşim ama burada gördüm ifade ediyorsun. Rüyadayken rüya olduğunu biliyor musun? Hayır. Onun için zevk alıyorsun ve korkuyorsun. Onun 70 bin daha ileri olacak. Rüyanın 70 bin daha ileri. Daha aslı. Onun için sermedi manzaralar derken canlı ve ruhlu elma kaderiyeden alınır. 109 sözlerde söylüyor. Bunlar canlı ve ruhludur. Onlara gireceksin. Mesela Asr-ı Saadet'e, Resulullah'ın savaşına gireceğiz. O Ebu Cehil'in falan. Sen aynı duyguları yaşayacaksın. Rüyada yaşadığının gibi ama onun 70 katı ileriz. Mesela kaçıncı sayfadaydı ya Barla'dan? Usta da bir abi diyor ki, sen diyor dağda, bayırda diyor, mucizat-ı Kur'an'ı yazarken elinde kitap yoktu. Sen bunu yazamazsın. He? Mucizat Ahmedi, he. Allah razı olsun. Peygamberimizin o mucizeleri var ya, böyle hulasa edemezsin. Sen diyor onu yazabildiğine göre, ki zaten yerde işlere günahların alem-i misalde temessüllerini görüyor. Ustad diyor, günahın temessüllerini görürse dünyanın ulvi hadisesinin temessüllerini görmez mi? Görür. Sen diyor o alem-i melekut, alem-i ervaha, alem-i maneye geçip seyrediyordun, yazıyordun diyor. Tabii ne kitap olacak daha? Geçmiş ustad, erkır ya, girdi oraya. Bakıyor Peygamber Hazretleri, tamam kim vardı orada savaşıyor? Buyurun. Burada kim var? Tak, tak tak yazıyor. 140 mıydı, neydi Barla'da? 140 da olacak galiba. Yani cennete gitmeden Asr-ı Saadet sinemasını seyrediyor yani. Tamam canım kardeşim. Hepsi burada zaten. Bizim için gayb olan, bizim için iman, onlara şuhud. Biz meleklere iman etmiyor muyuz? Diyoruz değil mi? Oysa sahabelerin bir kısmı meleği gördü. Meleğe artık iman, o şuhud oldu. Bizim itikat cihetinde kabul ediyor, vardır diyor. Yoksa o artık şuhuddur. O tasdik et, ha vardır diyor. Öyle bir iman olmaz. Ya. Dejavu. Daha önce yaşamış hisseler oldu. He. Oysa giriyorsun yani. Oraya girebiliyorsun. Yani o duygu, o aleme, bizde pencereler yok mu? 27. sayfada söylüyor, işaret edeceğiz da. Şükrü örfi yerinde kullanırsa, bizdeki nümuneler o alemlere pencere olur. Üstad demiyor mu Hasan abi? Ehli keşfin müşahidatıyla evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada o kendisi evet. Olmuyor mu ehli keşfin? Evet, o da. Yani doğumunda, tevellüdünde ne diyor? Ümmetim diye doğdu. Ehli keşfin tasdikiyle. Tasdikiyle. Evet. Sonra kafa çalışmamıştı da. Hem bu haşmet
Kuvvetli olan beyanat-ı Kur'an'ı ve azametli tahşidat-ı semaviye ise cinnilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil, yani onların böyle bir gücü olduğundan değil, yani için yapılıyor bu şeyi? Belki kalbi Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam, kalbi Ahmedi değil, kalbi Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam, ta semavat alemine, ta arş azama kadar olan uzun yolda, hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahiy Kur'an'ı koca semavata umum melaikece medar vasfolunan bir hakikattir ki bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak recmedilmesiyle işaret ediyor. Ediyor ki kalbi Muhammedi aleyhissalatü vesselam'a gelen huzur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam'a gelen Cebrail, nazar-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam'a görülen hakaiki gaybiye sağlam ve mustakimdir. Hiçbir cidde şüphe girmez diye Kur'an-ı mucizül beyan mucizane haber veriyor. Bak bir daha okuyayım. Kalbi Muhammedi aleyhissalatü vesselam'a gelen vahiy, huzur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam'a gelen Cebrail, nazar-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam'a görülen hakayhi gaybiye sağlam ve mustakimdir. Usta bak, girmeyeceksin ama dayanamıyorsun. Nazar-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam hakayık, hakikat. Ustad diyor ki, hakikattan sordum lemalarda, bayramlarda hakkında. Hatırladınız mı? Bu 50 sene sonra o raks edip oynayan lise mektebisi talebe kızları var ya, sonra alemi misalde temessüllerini gördüm ve hakikattan sordum. Nedir beni bu hale sokan diyor da, kimden sormuş? Hakikattan sormuş. Bir. Dördüncü şu anda asbiyede hasbunallah ve ni'mel vekil ayeti dedi ki bana diyor. Bana bak diyor. Beni dinle diyor. Topla şimdi. Arkadaşlar hakikattan sordu. Hakikat böyle bir ilmi bir otorite, ilmi bir malumat değildir. Hak isminin zuhuratıdır. Canlıdır, ruhludur. Cilveleridir onlar. Bu Risale-i Nur'la o hakikatin işaretleri, ki Mesnevi de öyle diyor, onları ifade etmek, hatırlamak için alametlerdir. İçeriği değil yani şu anda konuştuğumuz. Ki ne kadar içeriye girersek biz o kadar feyizleniriz. Bu Risale-i Nur o hakikatların gömlekleri, atletleri gibidir. Bak ne diyor usta ya? Diyor ki, hakikattan sordum. Kimden soruyorsun sen? Adam hocadan soruyorum. Adam hocam bu nasıldır? Der gibi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Diyeceksin ki nerede ya? Arkadaşlar çok ilgimi çekiyor. Hakikat canlı ve ruhludur. Vaziyet-i hayaliyle göründüğü yakın yakın istikrarda o güne ağladım, bir de acımak hissi dokundu. Hakikattan sordum, bu hayal nedir? Aklıma döndüm ve hakikattan sordum. Efendim şey, bir tabirdir. Tabirdir tabii, o alemin adresidir. Bu derslerin adresi var ama ben değilim ki. Beni anlatıyor değil, benim yerimi gösteriyor. Benim duygularım adresimle ne alakası var? Adrese geldiniz. Benim isterimi, latifelerimi. Onun için arkadaşlar Risale-i Nur tabirleri o alemin adresleridir. Risale-i Nur külliyatındandır. Külli değildir bu. Risale-i Nur şahsına canlı ve ruhludur. Okudukça ve geldikçe içine giriyorsunuz. Diyeceksin ki nasıl bir misal? Şehvet veya gadab hissi, gadab hissine bloku olan bir insan onun içine girmiş olmuyor mu?
Artık kafası öyle çalışıyor, gözü öyle çalışıyor, yumruğu öyle çalışıyor, ayağı öyle çalışıyor, gücü. Niye? Onun için ekledi kardeşim. Hakikat da böyle. Çok acayip. Diyor ki, nazar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a görülen hakaiki gaybiye. Ondan sonra burada ayet ediyor, kalbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy, Cebrail'i ayırmış, vahiy bu tarafa, Cebrail bu tarafa baksana. Kalbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy ve huzur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Cebrail. Tuhaf şeyler diyor da, tınnın ediyor. Hadi geç, yürü Hasan. Peki. Ama cennetin uzaklığı ile beraber alem-i bakiden olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi. Ha geçelim oraları şimdi. Hususu okuruz, atıfları var, harika yerler var ama. Şimdi cennet burada nasıldır? Görülmesi ve bazen onda meyve alınması gibi. Evvelki iki temsil siriyle anlaşıldığı gibi bu alem-i fani ve alem-i şehadet ise alem-i gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Tenteneli perde, kızların, kadınların türlü şey var ya, tığları böyle, böyle oyalı şeyler olur. Ufak ufak delikli delikli değil mi? Bak mesela oradan bakarsınız, delikten karşı göremezsiniz. Niye? Düz görürsünüz. Ama bak şöyle görürsün. Bak görüyor musun? Tenteneli bir perde. Delikten deliğe yanaştıkça, ha bir baktın ki bu beni örtmüştü. Bu duvar. Duvara ben yaklaştım. Aa! Fesubanallah. Ulan kimler varmış oralarda? Daha önce duvardı. Aa! Allah Allah. Fesubanallah. Ve alem-i şehadet tenteneli perdeymiş. Allah Resulü'nün ifadesiyle insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Uykuda ne? Uykuda olan bir insan devletten, milletten haberi var mı? Biz böyleyiz. Dünyadaki hadiselerde uykudayız. Kendini uyanık zanneden. Alem-i şehadet ise alem-i gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber cennetin uzak kübrası merkezi orada ama olmakla beraber alem-i misal aynası vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi. Allahu Ekber. Birbirine akis var ya. Birbirimizin ruhuna şu anda dersler aksediyor ya, cennetin merkezi çok uzak olmakla beraber alem-i misal vasıtasıyla onun da bir nümunesi bizde, kuvve-i hayaliye, burada da var, alemde tak 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 her tarafta karşılığı var. Ama yansımalar var ama benim aynada gözüktüğüm gibi değil, burada aynadaki donuk. Ama güneş burada gözükse, değil mi, o zaman şey kendi hakikatine sahip. Her tarafta görülmesi mümkün olduğu gibi hakkı, bir daha okuyayım şuradan. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alem-i misal ailesi vasıtasıyla her tarafta görülmesi mümkün olduğu gibi hakka yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla, bak kimler? Hakka yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alem-i fanide temsilde hata olmasın, bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. Hakka yakın derecesinde imanlar var ya, o giriyor işte. Orada dolaşıyor. Yani burası orası hiç fark etmiyormuş. Acayip bir şey ya. Bazen de karıştırıyorlarmış. Ondan zaten şey oluyor, sikir oluyormuş. Yani bu hakikaten burası mı başka bir yer mi? Böyle adam burada iken binlerce alemi konuşuyor, ediyor, geçiyor, bakıyorsun, bir adım atıyor, bir bakıyorsun, doğru Afrika'ya gitmiş, tamam mı? Ondan sonra, biliyorsunuz o bir zatın mekimesini, adını bilmiyorum, anlatamıyorum. Hangi zattı o bir zat için? Üç tane kutup, tamam mı? Marif-i Kerri, Hayat-ı Arvan'ı yaptı. Ha, Ahmet gibi deli. Vali, kadı demiş ki, burada namaz kılmıyor cuma. Cuma kılmıyor demiş. Bayağı şey getirmiş falan, adama kızmış. Ahmet-i Bedevi Hazretleri gelmiş, şehitleri demiş, sen camiye giriyorsun, namaz kılmıyorsun sen. Nasıl bir insansın demiş ya. Ahmet-i Bedevi bu valiye bir tane çakıyor. İki aylık mesafeye gidiyor. Bir adaya. Kendisini orada görüyor. Çakınca.
Atılıyor enfekten duvardan öte yattan buradaki yattan. Neden geçirdiyse. Çünkü arkadaşlar bastığı zaman tayin mekan, mekan ve zaman kalkıyor. Hakk'a yakında. Mekan ve zaman kalkıyor, daire-i ruha geçiyor. Daire-i hayata geçiyor, daire-i sıra geçiyor. Daire-i kalbe geçiyor. Mesafe yok, zaman yok. Bir tane çakıyor, iki aylık mesafeye gidiyor. Orada bir bakıyor, kendisi Allah Allah. Şaşırıyor böyle, ağlıyor. Haftalarca orada kalıyor. Bir hafta, daha cuma olmadan. Çünkü cumartesi dinlediğinde çakmış galiba. Orada ağlıyor. Ondan sonra aynı yazıyor. Orada adada bunun etrafına toplanıyorlar. Kimsiniz? Sinan sen neresin? Öyle bir yeri tanımıyorlar oradakiler. Ya ben falan yerin kadisiyim dedi ya. Böyle böyle oldu. Bir tanımıyorlar dedi. Ya ben dedi ya bir tane adam böyle yaptım da bana bir tane çattı. Buna beni buraya attı falan demişler ama. Vallahi bilmiyoruz demişler ama. Buraya büyük bir zat geliyor. Sen derdini onu anlatırsın. Burası falan adı. O da bilmiyor. Cuma ne zaman geliyor? O büyük evliya dedi yani atasını anladı bari dedi bu büyük evliya derdimi söyleyeyim de beni geri atarsın çünkü o çaktı dedi atıver bu tarafa. Atılan çekilebilirdi. Ne zaman geliyor? Buraya cuma günü vaaz ediyor o zat dedi. O büyük zat sen dedin ona tamam dedi. Bir bakıyor ki çakan adam. Büyük veli mi oraya geliyormuş. Ona cumadan sonra önüne dikiliyor efendim ben hata ettim kusur ettim. Özür diliyorlar. Tabii onlar özür de yani kabul edin. Bu sene bu taraftan bir çakıyor, bir açılıyor kendi memleketinde. Orada da hemen o zat da oraya geliyor. Daha hiç bilmiyor, hikmetini bilmediği şeyde konuşmuyor. O gün bugün konuşmuyormuş. Konuşsaydı ben de duyardım. Duymuyorum ben de. Demek ki Hakk'a yakın derecesini imanlar vasıtasıyla iman. İman bunu kaldırıyor. Mekanı ve zamanı kaldırıyor. Kasamonu'da da söylüyor ya, cennetin bu alemi faalide temsilatı olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalp telefonuyla yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeler gelebilir. Yüksek ruhlar var ya, böyle rütbeli ruhlar geçiyor, gidiyorlar, şey yapıyorlar, ders alıyorlar. Bahattin Şahin Ekşimen Hazretleri, Evrad-ı Kudsi'nin başında yazıyor Osmanlıca. Ne yazıyor? Hatırladınız mı? Alim manada ders almıştı. Yani diyor ki evradı Bahattin Naşibend Hazretleri bir kutsi bir evradıdır ki alim manada Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan ders almış. Ondan sonra alim şahadeti gelmiş bunu yazmış. Geçip geliyor. Hadi bir şey. Ama oradan ders aldığı halde sahabe olamıyor. Resulullah'tan ders aldığı halde. Ama bir daire-i külliyenin cüz'ü bir hadisi şahsiyle meşgul olması yani kâhinlere gaybî haberleri getirmek için şeytanlar tasimata çekip kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberleri getiriyorlar diye tefsirlerde ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki, semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'i haber almak değildir. Belki cev-i semaya dahi şumulu bulunan semavat memleketinin teşbihte hata yok, karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketiyle münasebetdarlık oluyor. Cüz'i hadiseler için o cüz'i makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Yani bazı cinli şeytanlar, cinler ve cinli hastalar söylüyor ya siz ne yapıyorlarmış biliyor musun? Cinlerin hızı, şeytanların da hızı ışık hızıyla eşit. Ne kadardır? 300 mikrometre saniyede. Saniyede gidiyor. Şimdi mesela Zübeyir abiye böyle bir dikiliyor. Zübeyir abi nereliydin sen? Tekirdağ. Şimdi geldin karşıma ben cinliyim. Ben sendeki cinliyim. Hemen tak nerelisin sen biliyor. Tekirdağ doğduğu memleketi. Burada Tekirdağ normal kaç kilometredir yol? 150 kilometre. 150 kilometre. 300 bin kilometre böyle saniye ile 150 kilometre kaç saniyede alır adam cin? Tıp doğrudur. Oradaki dinsiz cinlere diyor ki bu Zübeyir var ya. Çünkü ışık hızıyla oluyor. Hareketleri ve konuşmalar her şeyi. Diyor ki dırırırk babası şudur, dedesi budur. Çünkü cinlerin de 700-900 sene yaşıyorlar. O zaman Zübeyir abinin dedesini bilir. Falancanın oğludur, falancadır. Şöyle de tak buna geliyor tırırt. Benim içime giriyor. Ben de Zübeyir abi sen Zübeyir kardeş. Sen falancanın sormuşsun. Vay be nereden bildin? Gaybi değil ki kardeşim. Orada zaten mahalle. Orada zaten alamet bırakılmış. Bu mahalle beni bilir kardeşim. Bu da öteleri ispat ediyor yani. Tamam. Böyle gaybi bilmek değil, şehadetteki olay bu.
Ama çoğusu da Kur'an'ın ifadesiyle yalan. Nüfustan çıkardın ya. Ne kadar? Nüfus dairesine, bizde de nüfus dairesi var. Ama yalan diyor, yalan çoğusu, yalan. Bir iki tane doğru koyuyor ki itimat olsun diyor, ondan sonra filanı kesiyor. İşte hatta kalb insani dahi o makamlardan birisidir ki, melek ilham ile şeytanın hususu o mevkide mübarez ediyorlar. Şu kalp da meleklerle şeytanları mübarez ettikleri yer. Lümen şeytaniye değil mi? Bir de meleklerin ilham yeri. Ve hakaik imaniye ve Kur'aniye ve hadisat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ise ne kadar cüz'i de olsa en büyük ve en küllü bir hadisi mühime hükmünde en küllü bir daire olan arş-ı azamda ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın mukadderat-ı kainatı manevi ceridelerin neşoluluyor gibi her köşede medar-ı bahsolunuyor diye beyan ile beraber. Bir de arkadaşlar orada gazeteler var gibi. Merkezden çıkan haberler daha şey yapmaz, orada neşediliyor melekler arasında. Şöyle olacak, deprem olacak, tamam mı? Şöyle olacak, böyle olacak. Cinler de orada, şeytanlar da duyuyor, tamam mı? Yarım yamalak, ama onlara yanaşamıyor, kafalarına indiriliyor. Yarım yamalak orada duydukları zaman hemen geliyorlar, bak deprem olacak, vesaire olacak. Tam geliyor. Manevi cerideler, manevi gazetelerde neşoluyor gibi her köşede medar bahsolunuyor diye beyan ile beraber kalbi Muhammed'den aleyhissalatü vesselam ta daire-i arşa varıncaya kadar ise hiçbir cihette müdahale imkanı olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifadeyle vahiy Kur'an'ı ve nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam Ahmed'e ayırdı. Ne derece yüksek bir derece-i hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihette hilaf ve yanlış fehille ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet belyane, belki mucizane ilan etmek ve göstermektir. Said Nursi. Var mı soru sorular? Yok. Demek ki kalbi Muhammed aleyhissalatü vesselam ta arşa kadar o vahiy anında, hadis-i kutsi anında şey yapamıyorlar, onlar tard ediliyor. Ama diğer zamanlarda o merkezlerdeki haber daha alem-i şehadete gelmeden bu haberler oralarda dalga dalga yayılınca oradan getiriyorlar. Ama çoğusu yalan yapıyorlar ki bu insanların itikadını bozsun diye. وَاَخِرْ دَوَاهُمَا الْحَمْدِ لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi, Cenab-ı Hak vahşi affetti diyeyim. Affetti. Ya Rabbi, vahşiyi affetme hakikatinin hürmetini bize de affet. Amin. Çünkü biz senin Habibinin amcasını öldürmedik ya Rabbi. Gerçi ruhumuzu öldürdük. Onu affetme hakikatinin hakkaniyetine, hürmetine ve hatırına bizi affeyle ya Rabbi. Amin. İkinci handa aziz eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ve kardeşlerimizi ve çoluk çocuğumuz ve İslam'a ve Kur'an'a hadip olanları insi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arzafatlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onların kalplerine marifetullah, aklarına muhabbetullah ver ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Risale-i Nur'a talebe Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ümmet Cenab-ı Hakk'a kul eyle ya Rabbi. Ve afir davahumen elhamdülillahi rabbil alemine. Fatiha temas selavat.